Sadece amacının burada magazinsel olarak işte kaynana bunu yaptı, işte o bunu yaptı, akrabası bunu yaptı gibi böyle açıkçası çocukla alakası olmayan ve bizim ilişkimizle alakası olmayan olaylar bütününü anlatıyor. Şunu söylüyor, ben de çocuğu gösteremiyor, yani çocuğu görmüyorlarsa onların suçu, yani annesinin Asla. babasının ve Süleyman Bey'in suçu diyor. Hayır. Şu anda eşiniz de telefon hattındaymış zaten. Suçum olacak bir durum yok ortada. Ben nasıl bir baba olduğumu zaten cuma günü ispatladığımı düşünüyorum. Ben bugün de baktım çocuğumun en abası kaydına. Dün doktora gitmiş mesela. Buradan kızıma geçmiş olsun diyorum. Ben göremesem de ne yazık Kaç gün ki. oldu çocuğunuzu göremeyeli? 110'du geçen pazartesi günü. Bu pazartesi beraber 117 oldu. Ben Bayağı hala söylüyorum. olmuş. Ben hala gün sayıyorum. Ben evladımı dedi ya bana o gün en abız babası diye. Keşke yüz yüze gösterse de ben de normal babalık yapabilsem. Şimdi Şu an Hilal Hanım telefon elimden bu altında. gücü Siz yapmak geçici istiyorum. velayeti mi istiyorsunuz yoksa? Ben şu an için hafta sonları zaten her hafta sonu görüyordum. Ben kendisi iftira atana kadar sonraki süreçte de komple velayet istiyorum. Ben çünkü sağlıklı bireyle beraber büyümesini istiyorum. Elimdeki deliller çok güçlü. Çocuğa şiddet uygulayan da kendisi. İzin verirseniz sunabilirim delillerini. Elimde deliller var. Mahkemeye de Anlatın bana, sundum. yani çocuğa, şu Hilal Hanım dinliyor bunları şu an Hilal Hanım telefonu. çocuğa Cinsel mi uyumuyor. uyguluyor şiddeti? Tabii Hilal Hanım çocuğa uyumuyor, yemek yemiyor, istediği saatte yemek yemiyor diye gerilip stres yapıp zaten cuma günü herkes fark etmiştir ne kadar stresli bir insan olduğunu. Çocuğa vurabilen bir insandı. Ben ona defalarca çocuğa vurma dediğimde vuruyordu. 2 dakika sonra da sarılıp ağlıyordu. Psikolojisi iyi değil. Psikolojisini düzelsin. Çocuk yine onunla büyüsün. Hiç problemim yok benim. Bu kadar iyi niyetli bir insanım ben. Benim tek derdim en başından beri söylüyorum çocuğumun sağlıklı bir ortamda büyümesi. Kayınvalidem dedim ki çocuğu buradan götür ve parka götür. Lütfen dedim bak senin kızın saldırgan ve bana hakaret eden bir tip dedim. Lütfen yapma dedim. Çocuk bunlara şahit olsun istemiyorum dedim. Bu evin boşaltılması gerekiyor. İcra kararı vardı çünkü. Siz o evden ayrıldıktan sonra Tabii. sözleşme sizin üzerinize, Tabii. Ev arkasından. sahibi dava ediyor ve kazanıyor davayı. Çünkü sözleşme tarafı değil. Hala değil. Tedbir kararı var. Şu an Mayıs'ta görecek davası. Kayınvalidem ne yazık ki tam bizim karşımıza oturttu çocuğu. Çocuk bizim o anlarımızı iyi izledi. Ben onun için orada çocuğuma sarıldım. Olaylara şahit olmasın diye o sırada işte gördüğünüz gibi tokat yedim yani. Kayınvalidem de saldırdı, o da saldırdı. Ortak evladınıza da şiddet uyguladığınızı, işte Öyle bir yemiyor şey, bakın iddiayı Didem Hanım, duydunuz. Ne diyor? Bir cevap hakkınızı kullanın lütfen. Ne diyorsunuz? Ben Didem Hanım bu olaylardan çok sıkıldım. Böyle bir şey söz konusu değil. Benim çocuğumun nasıl annelik yaptığına kan bağı olmayan komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım, herkes şahit. Çocuğuna bir ağzına bir kere, birincisi çocuğun ağzına daha bir kere kaşık verip, bir kaşık yemek verip de bir kere kitap okumuş bir insan değil kendisi. Bununla ilgili çok tartışmalarımız oluyordu evde. Televizyonda çocuğum videosu var. Maddi bir saniye. Çocuğumla ders dinle bak. çalışırken videom var. Gördünüz değil mi televizyonda çalışırken? Onu görmedim. Siz ders Gösterebilirim. Çalıştırırken video evet, var. Evet. Ders çalışırken söyleyeyim, ilgilenirken o yaparken. Didem Hanım bir saniye. Tamam, buyurun. Ben ona hakime ne cevap vereceksin? Bu çocuk hiç evliliğin süresince ilgilenmedin. Bir videon yok, bir kitap okumuşluğun yok dediğimde çocuğu hafta sonu aldığında bu da bir kumpası onun. Almış, çocuğa kitapla bir şeyler yaptı. Bir tane nevdü belirsiz bir insanla video çekiyor. Çünkü biliyor başına gelecekleri. Niye evindeyken yapmamış da annesinin evindeyken yapmış? Ben öyle bir baba olmasam pedagog raporlarında ben babama sarılmak istiyorum. Babamı öpmek istiyorum. Çok normal ve... baba çocuğu. Baba çok çocuğu. Normal. Ya çünkü tutarsızlığa bakabilir misiniz? Farkında Şu değil. an senin yaptığın hiçbir şeyin farkında değil. Çok normal. Büyüdüğünde ne cevap vereceksin? Ben en çok onu merak ediyorum. Benim baba çocuğu, büyüdüğümde... baba çocuğu ne demek? Baba çocuğu ne demek? Baba çocuğu ne demek? Anne baba çocuğu şu anda küçük daha anneye de ihtiyacı var, babaya da ihtiyacı var bu Neden çocuğun. Göstermiyorsun babaya ihtiyacı varsa iftiralar atıyorsun? Neden? Didem Hanım beni dinleyecek misiniz? Tabii ki dinliyoruz. Dinliyoruz zaten. Eline bir tane sahte evrak alıp mahkeme kararım var diyerek 3 tane adam bir tane evrak göstereyim alıyor. Mi? Evrakları bu olmayı siz anlatın ben Lütfen. Dinliyorum. Ya çok iftira atıyor ama benim elimde evrak var evrağın iftirası atılmaz. Siz gösterip ya. Anlatabilirsiniz ben engellemiyorum sizi. Buyurun Hilal Hanım söyleyin. Bakın bu adam bugün stüdyoya geldi beni konuşturmadı dinleyin beni. Eline bir tane tahliye için eşyalarımı almam için ara kararım var diyerek evimi 3 adam bir tane nakliyeciyle evimi bastı. Teslim merkezine çocuğu götürdüm. Gelmedi. Video çektim hatta. Ben geldim kendisi gelmedi de. Çünkü sürekli kumpaslarına maruz kalıyorum. Evime geldiğimde annem kapının önünde ağlıyordu. Anneme dedim ki ne oldu dedim. Bana dedi küfürler, hakaretler ederek işte söyleyemiyorum şu anda rütük yoksa kapatır. İşte benim babamın aldığı eşyalarda 6 aydır oturuyorsunuz bilmem ne yaptıklarım bilmem ne yaptıklarım gibisinden. Anneme hakaretler. Ondan sonra yanına gittim. Dedim ki senin burada ne işin var dedim. Utanmıyor musun dedim. Çocuğunun altından 2 tane koltuğu almaya utanmayacak mısın sen dedim. Ondan sonra benim dedi mahkeme kararım var. Bana koruma kararı aldırıyor. Bir gün sonra da yalvarıyor çocuğu gel gör diyor. Ben de gelemiyorum. Ondan sonra diyor ki sen çocuğu görmek istemiyorsun. Bugün de aynı. Ay, size bile iftira atıyor şu Ama an. Ama koruma Siz kararı bana zaman varken, ayırmadınız diyor. O gün ben 3 dakika konuştum. 20 dakika koruma konuştum. Koruma kararım yokken de bakın ben onu çağırdım. Mesajlar ortada.
saati saati gününe gününe. Neden gelmedi ya? Gittiniz o çünkü mi? Ama koruma kararı varken gelemez ki. Ben her zaman gittim. Koruma kararı yokken de Didem çağırdım Hanım. Diyorum Didem tamam, Hanım. Tamam koruma kararı yokken de sizi çağırmış. Söz ya, alabilir miyim? Sizin ilgisiz bir baba olduğunuzu söylüyor. Söz buyurun, alabilir miyim? Tabii ki. Bakın ki. Onun için Didem Hanım, onun için tek önemli bir şey vardı. Fenerbahçe ve arkadaşları. Siz babasıyla çocuğu ben istediği zaman görüştürürüm demiştiniz bizim ara buluculuğumuzda. Ama şimdi buna hayır diyormuşsunuz öyle mi? Yok, ben o gün de beyan ettim size kameraların önüne çocuğumuzdan asla çıkarmam. Şimdi yine ben tabii ki 3,5 yaşındaki bir çocuğu asla ve asla radyo televizyon üst kurulunun kuralları olmasa bile ekrana getiremem. Çocuğu ekrana getirmeyeceğime size söz Yok, verdim ben zaten. Ben çocuğumu reisin kurbanı yapmak istemiyorum. Bu bir aile mevzusudur. Görmek istiyorsa her zaman kendisine daha önce yalvaran ben. Ama hanımefendi Cuma günü siz bize dediniz ki kameralar Yok, olmadan kameralar olmadan bizim ara buluculuğumuzla bizim hanımefendi ben sizi o zaman iyi niyetli görmüyorum kusura bakmayın. Hiç iyi niyetli görmüyorum. Ben aile mevzusu artık kesinlikle onun hani böyle bir şekilde böyle bir platformda görmesini istemiyorum. Görmek istiyorsa gelsin kendisi. İstediğim mekana gelirim. O zaman ben teklif ediyorum gitsin. Annem ve bana iftira attığını kabul etsin ve çocuğun tekrar ara kararla benim hafta sonları görüşmemi talep etsin. Eğer niyetinde samimi ise bunu yapsın. Ben lütfen bana bir tane pedagog raporu okuyabilir miyim size? Rica ediyorum. Çocukla uzaktan yakından alakası yoktur. Çocuğu müvekkilimize karşı koz olarak kullanmaya çalışmaktadır. Şu an kimin koz olarak kullanmaya çalıştığını herkes anlamıştır herhalde değil mi? Yani görüştürmemek çocuk, bu anlama çocuk geliyor. Babada yatılı kalmak bakın avukatın iddiası ve kendi iddiası. Çocuk babada yatılı kalmak istememektedir. Şimdi ben pedagog raporunu okuyorum. Müşterek çocuk ile yapılan özel görüşmede annem eğer babana gidersen beni göremezsin. Gidersen hasta olurum. Gidersen kitaplarını Nisa'ya vereyim diye öğrenildi. Çocuk baba ile görüşme odasına alındığında çocuğun babaya yatılı olarak gitmek istediği gözlemlendi. Mutlaka görüşme yapılması lazım. Burada mahkemenin vermesini beklediğimiz karar eğer babadan bir zarar geleceği düşünülüyorsa dahi bir pedagog eşliğinde baba ile çocuğun görüşmesinin mutlaka sağlanması gereğidir. Şu anda evrak benim elimde orijinali. Çocuğun ifadesi devlet pedagogu ve devlet avukatıyla alındı. Pedagog değil, psikolog ifadesi. Altta yazıyor. Psikolog değil, devletin pedagogu ve devletin kamu, bakın kamu avukatıyla alındı. Üçü aynı odada alındı. Çocuğa demişler ki, çocuk demiş ki, zaten çocuk bana diyor ki anne diyor ben babamla gezmeyi seviyorum ama ben orada kalmak istemiyorum diyor. Ya kalmasın diyor, ama en azından çocuğu babasını 3 aydır görmemesi ne demek İlal Hanım? Gözünüzü evet, seveyim yani. O zaman benim çocuğuma kalkıp da senin annen öldü, annen... Yalan söylüyor. Hepsini yapıyor. Anlattı. Siz Süleyman Bey'den boşanıyorsunuz ama o çocuk babasından boşanmıyor. Anladınız Bakın, mı? Bakın Hanım siz beni dinlemiyor musunuz? Ben sizi dinliyorum hanımefendi ama siz bana Cuma günü gösterdiğiniz... Cuma Bakın, günü gösterdiğiniz iyi niyeti şu anda göstermiyorsunuz. Didem Hanım. Cuma günü bana dediniz ki bizim gözetimimize de başkasının kamera falan yok. Anlatabiliyor muyum? Kamera yok, yayın yok, hiçbir şey yok. Ama sadece bizim gözetimimizde Tunca Hanım da eşlik edebilir, evet. Avukatımız da eşlik edebilir kendisine. Babayı, çocuğu görmesine neden izin vermiyorsunuz? Neden? Didem Hanım benim gözetimimde görsün. Eğer gerçekten derdi çocuksa... Takılı malı mı kendisine? Hanımefendi birlikte zaten ama siz bu kadar çok kavgalıyken... Niye ya? Ben çocuğumu niye medya tüketeyim? Ya ben anlatamıyorum galiba. Hanımefendi anlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Kamera olmayacak, yayınlanmayacak. Anlamadınız mı ya? Daha nasıl konuşayım? Anlamayacak ne var bunda ya? Didem Hanım. Hanımefendi siz çocuğunuzu ne olursa olsun Süleyman Bey'e karşı koz olarak kullanıyorsunuz. Evladınızı bu kızgınlığınızın kurbanı yapmayın. Katil Mustafa mı? Adalet yerini bulur. Sıkıntı yok. Şükür Türkan'ın kaybolduğu gün ne oldu? Nerede bu çocuk? Yani nasıl öleceğiz Didem Hanım? Nereden sağ salim doktor şeyiyle çıkaran kendisi. O her şeyi biliyor mu? O dönemde bu seçmen kağıdında yani bu kız yaşıyor mu yaşamıyor mu sen de demişsin ki... Ben öldürdüysem boşunlar. Ama yapmadığımı biliyorsun. Tamam bildiğini koş tamam. Şuradan Türk bulundu. O dönemin muhtarı canlı yayında. Herkes korkar bundan. Kimse yanaşmayacak. Herkes bilir. Çocuğuma bir zarar vermiş olsaydım Türkiye'nin karşısında söylüyorum. Çocuk nerede? Türkiye'nin karşısında tamam, ben konuşamadım. İlk kez izleyeceksiniz. Mustafa Şükür kaybolduktan sonra ne paylaştı? En son sağ salim evden çıkaran sensin. Sen ya. Çok konuşulacak olay görüntü.
az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Öldü ölüsü yok, duruyor dirisi yok. Ben şunu söyleyeyim abi. Ben öldürüldüğünü düşünmüyorum. Peki nerede bu kadın o zaman? Giresun'un Nuran'ı unuttuğumuzu ve bitirdiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Arka planda çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi. Sen özellikle burada çok sakin bir görüntü çiziyorsun. Yani öyle görüyorum. Seni çok sakin, çok kontrollü. Ama sosyal medyanda çok öfke dolu böyle paylaşımlar yapıyorsun. Bir atarlı giderli falan paylaşımlar. Onu bir ekranlara getirmiştik ya. Aynen, onları abla. Neden yaptıkça? Neden yaptın canım? Abla hoşuma gittiği için yaptım. Bak bunda ben bir şey aramam. Birilerine sanki mesaj veriyorsun. Mesaj yok abla. Ben hani yapacağım işi zaten göz önünde yaparım. Kimseden saklamam. Ya sanki böyle sanki birilerine bak ayağını denk al, sen şöyle ol, sen böyle ol diye bayağı mesaj vermiyor musun ya? Yok ben... ablacığım ben yine diyorum bak, beğendiğim bir şeye direkt yaparım ben bu şekilde. Yapacağım bir şey varsa zaten göz önünde yaparım. Kimseden saklamam olmaz benim. O görüntüler ekranlara gelsin şimdi. Alem değil. 50 alem de arkamdan konuşsa ben kendimden emin olduğum sürece el alkışlar alemde izler. İşinize bak. Yüz yüzeyken herkes iyi. Asıl mesele arkamızı döndükten sonra başlıyor. Anladı. Herkes bizi oynuyor. Sıkıntı yok. Zamanı gelince hepinizden sevdiğiniz oyunlar oynayacağım. Bizim gördüğümüz birilerine mesaj veriyorsun Savaş. Yok ablacığım. Ne zaman bu görüntüler ne zaman bunları paylaştın sen sosyal medyanda? Şu anki paylaştığınızın hepsi yakın dönemde. 2023. Yakın, aynen 2024'te bu dönemde olması. 2024-2023 son yıllarda falan. Bunun mesajı sürekli ben üzerine gidiyorum ya, bunun mesajı bana. Sana mı sustun? Bana açık açık benle konuşuyorum. Yeminle konuşuyorum bana. O dönemden sonraki şey ya, sırada ben vardım zaten. Nasıl sırada sen varsın? Ha, demek ki ondan sonra sıra bana geliyor. Ha, Nuran'dan sonra tabii, sıra sana geliyor. Seni boğmaya geleceğim, ben kanunum değil ya bana karşı. Sizden ayırmak istedim değil ya, bu konuları konuşup bundan sonra bu mesaj sıra. Oh, sağ, helal öyle olsun mi? Sana Ura. Ben korkmuyorum Ura. Ablacığım. Ben her gün karşındayım kanun... Ura, erkek gibi karşındayım. Senin elinden temiz geliyor, ana söylemiyor. Bu bak hiç haberi yok. Senin haberin yok, elinden geliyor. Kim aldı bunu, kim? İşte ben de onu arıyorum abla. Kim aldı bunu, ben... kim? Bağırma boş boşuna. Bağırınca gelmiyor burada kimse. Bağırınca kimse buraya gelmiyor. Sen eşini niye aramıyorsun biliyor musun? Niye aramıyormuşum? Eğer benim gibi. Canlı Mesa mı gittin? Senin eşin. Yüce Mesa mı gittin? Sen Hanım karışma. Travma Mesa mı gittin? Bir dakika. Senin eşin kaybolaydı. Yani senin bilginin dışında. Sen bunu aramak için feryat ederin. Canlama sen mi gittin dün ben de? Travolo'ya sen mi gittin? Feryat ederin. Ama niye aramıyorsun biliyor musun? Gittin diyor mu? Kendin gidip dendi. Dünyadan ipini koparttığın için daha neyi arayacaksın kaç ki? Kaç kere Travolo'ya gittin mi? Kaç kere Güce gittin mi? Bak da bu söylediğimi var ya. Akrabam biliyor akraba. Savaş çok önemli bir iddiada bulundu. Ya daha doğrusu önemli bir cümle kullandı kayınpederin. Emir Bey, sana da soruyorum Emir. Şunu söyledi. Yani bilgin dışında gitseydi, senin bilgin dışında bir yerlere gitseydi, kaybolsaydı. Yani kaybolsaydı sen işte feryat ederdin. Ama sen o şey Nuran'ın kızımın nerede olduğunu bildiğin için çok sakin duruyorsun. Emir de böyle sakin. Ben çünkü ikinizin de değil. Umurlarında değil. Ha. Yani ikiniz de Nuran'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Ben bu sözüme sahibim. Tamam, dur. Ben direkt gittiğinde hani bana telefon geldi. Bu üçüncü kez aynı şekilde kafadan gittiğini bildiğim için yani böyle çok şey yapmadım. Hani bunu dedim, bir de köy yeri ya dedim. Ama illa. Çok iyi olmuş Savaşçı. İşte ablacığım ilk senelerde tamam. Çok hani ne oldu herkes benim etrafımdaki insan benim nasıl yaşam tarzım olduğunu herkes biliyordu ilk seneler. Evet. Ama baktım karşı tarafım çok rahat çalışmaya gidiyor, oynamaya gidiyorlar. Ne yapacağım ben de ya? Senin elinde haribe bu, senin elinde senin elinde sahip gitmeseydi. Ben de oğlana vereceğim. Benim elimde hani gidip kaynanası boyuna o kızının yanında mı olacağım? Ablacığım bak ben yine söylüyorum sayar severim. Hı. Ama benim tanıdığım Kemal şu anda burada değil. Nasıl kızını arıyor? Ne anı arası? Sen ya Kemal'in Dina, yanına kayıp oldu olası ya. Dine arkadaş. Hiç geldin uğradın mı? Ya ben sana... Daha Yusuf'lara ne dedim? Amcamın oğlunun yanında Emir aramızda bir soğuluğu. Ne yaptın böyle? Dur bir dakika tamam. Sen çaktırmadın ben de çaktırmadım. Söylemedin mi ben Musa? Değil mi? Değil mi dedi. Ben deyip dememe ona taşı mı yedin? Emir'e dinle, Emir'e dinle. Olursun ya ki ben Musa demedim mi? Bak yine de söylüyorum bu... Eşiğin de çok hatırını sayarım. Anlayın mı? Eylüklere olmuştur ama benim Uğur'dan uzak durmamın sebebi o yeğle dağı mesela tabii öfkelidir, etmiştir diyeyim yine. Sen Hatice'yi benim yanıma beni doğumaya gönderdiyse ha bunun ağzına beni doğumaya geldi. Benim çocuğum kaybolmuş Hatice beni doğumaya geldi. Komşular şahit. Eşi mi? Komşular eşi. Sen bağırıp çağırıyorsun dedi. Seni öyle dinledik dedi. Şimdi sen beni dinleyeceksin dedi. Bana bir şey verdi. Uğur'a. Dövdü mü seni? Kim gönderdi? Dövmedi. Niye? Arkadaşlarla yanımda komşular vardı. Dövdü mü? Bak, konuştum ya. Ondan konuşur ben dinleyeceğim. Hatice ne için geldi? Hatice ben ne dedim o zaman? Savaşın becerisi bir daha gelsen de olacak zaten. Seni kovacaktım bu kapıdan dedim. Ben yoldum abla ki o zaman ya. Kurban olayım ya. Ya ben diyeyim an
Konya sen deyin Konya. Ben orayı mı andım şimdi sana? Söyle. Bu ettiğin yelede ettiğin hakaretle var ya dini azıcık. Ondan dolayı ben uzak dururum. Allah biliyor. Neden dolayı Kemal'a... anlamadım özür dilerim. Neden? Ya yelede olmadı küfrü etmiş. Suzan mı? Kızı kaybolduktan sonra. Kızı kayboldu. Tabii kızı kayboldu. Ama ben de öyle bir şey dedim mi sana? Öfkeliyim. Öfkeliyim o yüzden diyor. Ama senin mi? Eşin gidip... Tamam. Dedim mi buna? Bir şey demedim. Tamam. Eşin gitti mi Hatice Hanım dövmeye? Ama geleceğim. Ben ondan haberim yok ya. Köyden telefon ettiler. Kızın gel al dediler. Ben de kızımı almaya gittim. Kız pencerenin ağzında böyle hiç boynunu kucaklamaya daldım. Hiç kucaklayacak sana şey mesafeli yok. Duruyor. Yani böyle hiç sakin duruyor. Ben kucakladım boynunu, anladım yalnız. Ben şüphelendim, anladım. Hiç hissetmedim yalnız. Hiç bozulmuş. Bir şey olduğunu anladım. Anlamaz olur muyum? Ben boynunu kucakladım, anladım. Hadi kızım dedim, gidelim dedim. Kız döndü yola. Gelirken Nik, madem geleceğiz. Kaynanası, kaynatası. Beni niye çağırıyorsunuz? Nuran sırında çocuğunu götürüyor. Öteki de yürüyor yine. Siz de geliriz beraber ginelik. Ben Nuran'ı aldım. Giderken de onlar da ayağa kalktılar geldiler. Ben de içime... Sen Nuran'ı götürdüğünü kim beraber seninle geldi? Kocası, kaynanası, başka... Kaynanası, bu değil. Ha, kaynanası. Kaynatası geldiler. Öyle ama mi? Onlar babası demek burada planı yapmışlar. He, babasıyla ne kaynanası geldi. Annem baban da eşlik etmişler. Burada çalışma vardı evin içinde. Onun için ben siz gidin dedim. Ben buraya... Sen yok da öyle demedin. Sen ne dedin? Öyle nereye git dedin? Sen evin içinde elektrik tesisat döşeniyordu. Kendi akrabalar düşüyordu. Hayır, sonuçta... Ev dedim pis, tozlu, siz çıkın gidin dedim. Bak sonrasında da eşlik etmiyorlar hiç. Daha doğrusu eşlik ediyorlar, yalnız bırakmıyorlar tamam, gelini. Tamam oldu, al o zaman evine götürün. Niye konuşmadın o zaman? İşte sabah kadar beraber, onu da konuşmak lazım. Konuşmadım, niye konuşacaktım? Bak, eğer bir kelime deseydim, bir şey anladıysam, ben öfkeliydim. Bak, anladım. Ben bunu tavırlarından anladım. Eğer ben bunu bir şey söylesem, kız bana şimdi bir şey anlatacak. İlla söyleyecek. Söyleseydi var ya... Ben duramayacaktım. Niye edeceğim? Orayı karıştırmış olan, sebebiyet veren ben olmuş olacaktım. Alıp getireceğim. Şey edeceğim. Yani evinize zarar vermemek için. En başta veren kişi adam. En baştaki veren kişi abla. En başta veren kişi zaten o. O kurcaladı en başta bile. Siz anlattın mı? Yalan. Şurada ben değil de ben sana. Telefon kayıtlarına. Ama olay olana kadar kız sizin gelip de köyde anladığına kadar ben hiç evinize karıştırmıyorum. Telefon kayıtlarına çıkartacağım. Telefon kayıtlarına çıkartacağım. Sen rahat ol. Telefon kayıtlarına çıkartacağım ben. En son şey kaybolduktan sonra gidip Suzan'ı dövmeye neden gittin sen Hatice? Kim dövmeye gitmiş onu? Ben de gitmişim. Gelmedin mi? Şeyde vardı. Hatunlar vardı da sağ demediler mi? İsim verdi abla. Sen bildiğin gibi değil demediler mi? Öfkeyle nasıl geldin? Bana bak Suzan. Beni dinle. Duyun musun sen? Çok iyi bakın. Ne için geldin sen? Ben bana basmaya. Ondan sonra ben senin yanına vardığım zaman orada başka bayanlar da vardı. Tamam, şu an vardı. İsmini vermeyeceğim. 3 kişi daha vardı ya senin yanında. Ben sana ne dedim? Sen ağız alınmaz küfürler konuştun. Ben sana ne dedim orada varınca? Ne bak dedim neden böyle yapıyorsun dedim. Baş başa gelip arasanız iyi değil mi dedim. Orada böyle kadınlara da konuştular dedi ki sana. Suzancığım bir anlatsın. Suzan dedi bak dedi ağır konuşma dedi. Ondan sonra malın dedi biz bakalım. Sen git kızın ara demediler mi sana? Kim öyle dedi? Sen gitme dediler. Sen niye gideceksin dediler. Gitme dediler. Ara niye dediler. Sen konuşma. Yalanları niye uyduruyorsun? Senin kızı uyduruyorsun öyle yalanları. Sen konuşsanız. Sen yalanlar çok uydurur da. Ben uydururum. Uydurur. Seni bilmez ama biz seni gayet iyi biliyor. Yalanı kim uyduruyor? Bulacak. Sen ikinci aşama ben almaya vardığım zaman bu aşam gitmeyecek diye yine orada tavralı sen, konuştun. Sen neden gelmedin kızım? Niye konuştun? Beni sen kızım madem. Sen kızın arabaya neden gelmedin? Yerleden aşağı neden gelmedin? Çünkü başında da Kemal Bey de Suzan da savaştan, emirden, senden, aileden, kimseden şüphelenmiyorlar. Kızının gerçekten kaçmış olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla arama çalışmalarına size güvendikleri için... Suzan güvenmiyor abla. Aradığımız gün öldürdü gömdürdü dedi abla. Dedi ya. Aradığımız gün sabah ya. Ya ilk gün Yeyle'de duyduğu zaman direkt. Öldürürüz mü demiş ya. Öldürdün mü? Öldürdün mü? İlk lafı. Kaynanası bana ne dedi? Kızım dedi. Kendini kaybetmeden Nuran gitti dedi. Ne demek bu öldü? İşte öyle öldü. Gitti demek öldü demek.